Arkadaşlar, bu adam istihbaratçı Nevzat Çankırı'nın yardımcısı. Ben gereken her şeyi öğrendim. Ama belki siz de bir şeyler öğrenmek istersiniz. Ama arkadaş işkenceden ve ilaçtan konuşacak durumda değil. Benim öğrenmek istediğim bir şey var Ünal Bey. Ama adam konuşamadığına göre belki siz cevaplayabilirsiniz. Sor. Benim Nevzat Çankırı'yı öldürmem devletin bize karşı operasyonunu bitirmesine yetmemiş mi? Bu adamın tek başına yöneteceği bir operasyon değil herhalde. Bunların üstü kim? Sen bilmiyor musun? Bilmiyorum. Bilsem hediyeyi masaya ben getirirdim. Bilirsin. Bilirsin. Sen bu masanın liderisin. Lider her şeyi bilir. Bilmiyorum Ünal Bey. Ama madem lideriyim, öğreneceğim. Şunu bana verin. Biraz da ben öğreneyim. Benim bu adamla henüz işim bitmedi. İşim bitince Özer sana getirir. Özer Bey.
Tek parça verirseniz sevinirim. Benim öğrenemediğim neyi öğreneceksin Hızır Reis? Ben işkence yapmayacağım. Bırakacağım gidecek. Anasına giderse anasını, üstüne giderse üstünü göreceğim. İşim bitince haber veririm. Toplantı bitmiştir. Buyurun beyler. Nazlı, ne oldu?
Dur ben ambulansı arayayım. Ambulansı ara. Baskıda kimse yarama. Sonra da telefonu bana ver. Ayşe'ni arayayım bir tek. Alo. Zekeriya Köy Toprak Sokağı. Bir ambulans istiyorum hemen. Tamam. Amca, doğrudan fidanlığa mı gitseydik? Nevzat belki oradadır. Ne biliyorsun, belki onu da almışlardır. Amca, o zaman seni bırakmazlardı. Hem de parçamı bile. Bu gibi durumlarda neyi konuşup neyi konuşmayacağını öğretmişlerdir. Özel antrenmanlıdır. Adam konuşturmayı bilir. Galeridekilere söyleyecek misin? Masanın bildiğini bizimkilerden mi saklayacağız? Abim sana tam olarak ne dedi Vehbi abi? Herkesi topla dedi. Yani İlyas'ın ismini de söyledi mi? Söylemeyecek miydi? İlyas, onun için değil. Eğer iyi bir haber olsaydı sabah seni gördüğünde söylerdi. İlle de İlyas gelsin dediğine göre bu işte bir Çapanoğlu var. Bence de var da masaya hükmettiğimiz ilk gün ne ki bu Çapanoğlu? Vallahi ben tanımam Çapanoğlu, Fananoğlu, Filanoğlu. En büyük biziz. Eğer birisi bizim arkamızdan iş çevirirse ya da o masadan herhangi biri abime bir kıllık yaparsa sonradan kumpas mumpas demeyin. Yemin ederim öldürürüm. Yemin etme İlyas. Ederim Mehbi abi. Et İlyas. Birazdan abin gelir, bizim ne etmemiz gerektiğini söyler. Sen de ne edersen edersin İlyas. Fahri nerede? Aleykümselam abi. Şimdi selamın sırası değil. Fahri nerede? Ulaşamadık reis. Of, of. Selamun aleyküm İlyas. Abi, toplantıda Şahin aile ilgili bir sorun falan mı oldu? Nereden çıktı şimdi? Gelir gelmez Fahri'yi sordun ya. O eksikti, onu sordum. Sen eksik olsan seni sorardım İlyas da. Abi sen niye gerginsin? Şu mevzuyu bir anlatsana. Sakladığım şeyler anlatacaklarından daha çok. O yüzden nereden başlayacağımı bilemiyorum. Hayda. Alparslan sen anlat. Helal olsun dayı. Biz arabadayken hiçbir şey anlatmazsın. Alparslan veliaht olunca her şeyi anlatırsın. Enişte, müsaade etsenle dinlesek ha? Benim eski kayınpeder. Masanın nasıl dinlendiğini çözmüş. Masa mı dinleniyormuş? Nevzat Bey köpeğin tasmasına cihaz yerleştirmiş. Onu bulmuşlar. Nevzat Bey derken Alparslan? İstihbaratçı Nevzat Bey. Onu biliyoruz. Sana nereden bey? Dur en iyisi ben anlatayım. Yoksa bunlar senin lafını kestikçe ben bunlardan birini keseceğim. Mevzuya hiç giremeyeceğiz Alparslan. 3 aydır Nevzat Bey'le fidanlıkta kalıyoruz. Bana oradan, bey. Bize de Alparslan'ı hiçbir şeyin içine sokmayacağım demiştin reis. Cemal'i de Nevzat Bey mi vurdurttu sana? Sigh.
Amca, dediğin gibi istersen sen devam et. Şimdi, Ünal köpeğe tasma takanın Nevzat olduğunu anladı. Onun yardımcısını yakaladı. Kafasına çuval geçirip masaya getirdi. Liderlik hediyem olarak. Şimdi Ünal Nevzat'ın yaşadığını biliyor mu? Biliyorsa benim sakladığımı biliyor mu? Onu da biliyorsa... Hepiniz ailelerinizle vedalaşın. Abdestinizi alın. Kefenlerinizi hazırlayın. Musalla taşı fazla olan bir camide mesela Sultanahmet'te yatın. Bana da yer ayırın. Ya iyi de abi, ya bizim kabahatimiz ne? Ya biz ne yaptık ki? Ulan sen Selim'in civcivi misin? Hı? Benim civcivimsin. Kim arıyor? Mahmut. Bir şey dedin mi? Ne diyeyim, nasıl diyeyim? Kimseye bir şey söylemeyeceğiz. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama söylemeyeceğiz. Söylemeyeceğiz de halleri ortada. Birinin kolu kaburgaları, diğerinin bacağı. Çocuğun akıbeti belli değil. Yaren, kimsenin akıbeti belli değil burada. Hızır abim buraya gelirse ne olur biliyor musun? Kimse acilde kalmaz. Herkes yoğun bakıma gider. Senle ben de dahil. Ya çocuğumun durumuyla ilgili niye bana kimse bir şey söylemiyor? Benim işim yok. Siz yandakiyle ilgilenin. Hanımefendi, iki kaburganız çatlak. Sol bileğiniz de iyi durumda değil. Yan tarafta ilgilenen doktorumuz var, merak etmeyin. Evet, geçmiş olsun. Doktor Bey, Doktor Bey ne olur söyleyin çocuğum nasıl? Siz hiç merak etmeyin hanımefendi. Çocuğunuz gayet iyi, ona hiçbir şey olmamış. Oh. Allah'ım çok şükür. Ay, Yunus'um bunu da atlattı. Yunus mu? Yunus mu dedi o? Üf abla. Ayşen. Söyle şu karıya sussun. Pişmanlığın bari 10 dakika sürsün. Abi aramızdaki hain kim? Anlamadım. Diyorum ki aramızdaki hain kimse söyle onu öldüreyim. Ne diyorsun İlyas, ne haini? Hani hepimizden gizlemiştin ya. Nevzat Bey'i fidanlıkta sakladığını. Hangimize güvenmedin abi? Boş boş konuşma. Sana şimdi neyi, niçin sakladığımı mı anlatayım? Doğru. En güvendiğin Alparslan'ı anlatmışsındır zaten. Bu adamı sakladığımı söyledim. Değil mi? Hepiniz biliyorsunuz. Peki nereye sakladığımı niye hiçbiriniz merak etmediniz? Ha? Benim garson yerim mi var lan? Götürdün fidanlığa da. Reis, yurt dışı demiştin. Diyordum, vazgeçtim. Ünal'ı dinledim. Masayı dinledim. Vazgeçtim. Orayı daha uygun gördüm. Ama şimdi liderim. Var mı diyeceğiniz?
Amca. Bu sonranın konusu. Şimdi ne yapacağımızı konuşsak. Yani Ünal Nevzat Bey'i biliyor mu, bilmiyor mu? Her şeyi sen biliyorsun. Reis. Sen söyle. Amca benim ne kabahatim var? Bana kimsenin haberi olmasın denildi. Seninle sonra konuşacağız. O ses tonunu ayarlamasan hiç konuşmayacağız. Birbirinize sevgi gösteriniz bittiyse... Reis bir soru sordu. Onun cevabını bulmaya çalışsak. Al işte. Daha da ağzımı açarsan. Açarsan... Alparslan, görüştüğünüz başka devlet görevlileri var mıydı? Şimdi Nevzat'ın yardımcısını aldılar. Biz Nevzat'ı kime soracağız? Bilen sadece iki kişiydi. Bir tanesi yakalandı. Nevzat'ın üstüne ulaşabilmemiz için Nevzat'a ulaşmamız lazım. Abi, şimdi adam en son fidanlıktaysa fidanlıktadır. Oraya baktınız mı? Alparslan sordu da sordu. Bilseydik buraya size açıklama yapmaya mı gelecektik? Reis, Ünal Nevzat'ı şimdi bilmiyorsa birazdan öğrenir. O zaman ne yapacağız? Ben de tam şimdi bunu düşünüyordum Behbi. Ne yapacağız? Bence artık Ünal'ın sonu geldi dayı. Nasıl geldi enişte? Lider sen değil misin dayı? Sor bize Ünal ölsün mü diye. El kaldıralım ölsün. Sonra git masaya. El kaldır ölsün. Peki. Ne diyeceğim masaya? Ünal devletle ilişkime engel oluyor. O yüzden öldürelim. Ha? Vallahi dayı, bizden sakladıklarına bahane buluyorsun. Ünal Bey'i öldürmek için de bir bahane bulursun. Yeğenimin mutluluğuna, evliliğine ve Nevzat Bey'le olan yakın mesai arkadaşlığına nasıl engel olursun diye sor. Öldür abi. Lan iyi ki burası dinlenmiyor ha. Yoksa ne devlet beni muhatap alır, ne Ünal muhatap alır. Kaprisler, kırılmalar, küsmeler, bir vıkvıklanmalar. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ha? Ulan arkadaşlar. Adam devletle ilişkimi çözerse gidip Azrail'e tavır yapın, Azrail'e. Reis burada mı? Geç kardeş, geç. İstemediğin kadar reis var, geç. Neredesin Fahri? Konuşmamız lazım. Ben de onun için soruyorum da, neredesin? Nevzat'la birlikteydim. Nerede? İlk defa bir ismi doğru söyledin de... hele söylesen nereden tanıdın bu ismi? 20 yıllık arkadaşım, neden bahsediyorsun? Vay arkadaş ya. Ya siz devlet kurup organize olun. Biz sokak çetesi gazoz şişesiyle depozito toplayalım. Haydi bakalım. Ulan arkadaşlar! Bakın o şişeyi alırım. Vallahi da billahi de iadesiz kullanırım ha. Sesinizi kesin. Nevzat nerede Fahri? Buluşmak için haber bekliyor. Nerede buluşsak sıkıntı olur.
Nerede buluşsak sıkıntı olmaz. Amca. Bu gece buluşmasak mı? Yeğenim. Belki de yarın yok. Hiç olmazsa akıbetimizi bilelim, değil mi? İyi. O zaman birkaç gün bana gelsin, ben de kalsın. Belki beni de büyük işlere sokar. İlyas, benim bildiğim insanlar bypass ameliyatı falan olduktan sonra huyları değişiyor. Sen vurulduktan sonra hastanede alınganlık mikrobu falan mı kaptın oğlum? Ha? Abi, ben alınganlık yapmıyorum. Sadece dışlanmaya karşıyım. Bin badire atlattık. Öldük, dirildik. Ama bilmediğimiz şeylerden bugün hesap görüyoruz. Sebep? Esra'ya mı anlatacağım? Sen benden bir şey saklamadın mı bu hayatta? Sakladım. Ama senden sakladığım şeyi gidip Alparslan'a anlatmadım. Ne sakladın lan? Ne sakladığını söyle İlyas. Tam yeridir, zamanıdır. Ödeşmiş oluruz. Buranın mevzusu değil enişte. Abi. Sen içeriye girdikten sonra biz korkudan ölüyorduk. Hatta Vehbi abi gitti. Nevzat'ın adamını getirdi. Nevzat'ın adamı da dedi ki abiniz iyi, merak etmenize gerek yok. Belli ki bu Fahri abiyi Nevzat senin yanına yolladı. Alparslan'a da dedi ki rahat ol. Peki bize kim rahat ol dedi? Dıdısının dıdısı. Ya amca, Nevzat Bey bana bir şey anlatmadı. Sen ne zaman öğrendiysen ben de o zaman öğrendim. Sen sesini kes. İlyas. Seni ne keser? Ha? Bileklerimi kessem sana uyar mı? Tamam. Bundan sonra senden devlet sırrı saklamam. Ha? Nasıl istersen abi. Şimdi ben müsaadenizi isteyeyim, biraz yoruldum. Git dinlen kardeş sen. Sen git dinlen. Fahri. Efendim reis. Aslında İlyas doğru söylüyor. Evde görüşmek en doğrusu. Eve getir. Reis ne diyorsun? Ben normalde Nevzat'la buluşmayacak olsam nereye giderdim? Nazlı'ya. Ya da eve. Abi. Yengem adamı görünce bu kim demeyecek mi? Sübhanallah, felilen vekil, kurban olduğum Allah'ım. Ulan Ünal'dan korkmuyoruz da yengenden mi korkacağız? Ben korkuyorum. Sen bence İlyas amcandan kork. Düş önüme, düş, hadi. Papaz yahnisi. Hoş geldin hayatım.
Esra. Bir daha bana hayatım deme. Neden? Çünkü bu kadar berbat bir hayatın olsun istemem. Canın mı sıkkın senin? İlk iş günümde arkadaşlarla kaynaşamadık da. İlyas, hiçbir şey anlamıyorum ki. Ben de tam olarak bunu diyorum işte. Kimse beni anlamıyor ki. Ne? Sen hariç. De, sana da anlatamıyorum. Gizlimiz saklımız mı var? Var tabii. Güvenmiyor musun bana? Dinle iler de dinle iler. Hatta burnumuzun dibinde dinle iler. Anladım İlyas. Sen bu gece beni de karşına alıp kendi kendine konuşmak istiyorsun. Bak, sen beni anlıyorsun mesela. Kimler dinliyor, kimler dinlemiyor anlat İlyas. Ben de dinliyorum. Sen de dinle. Devlet dinlesin, abim dinlesin. Hatta dünkü çocuk Alparslan bile dinlesin. Bir tane daha ver. Ablan nerede? Yok abi. Nasıl yok? Kayıp mı ettiniz onu? Biz niye bir şey edelim abi? Yok da. Nerede bu saatte? Kuru temizlemeye gidiyorum dedi çıktı. Bu saatte? He. Fişini mi unutmuş, bir şey mi olmuş? Ayşen ablayı da çağırdı, o da ciddi peşinde. Bunlar kesin bir şey çeviriyorlar. Sen çık yukarıda çocukların ağzından bir şey almaya çalış. Amca aile işlerine de bulaştırma beni. Ulan aile işindesin ya zaten. Devlet işinde misin? Tamam amca, tamam. Lütfiye. He abi. Aşağı kapıdan misafir gelecek, karşıla. Kim gelecek? Fahri. Abi önceden deseydin de yemek hazırlardık. Rezil olacağız oraya şimdi. Bir şey olmaz, bir şey olmaz hadi. Allah kabul etsin ha. Eder etme sağ ne. Sendekil de seninkini de kabul et. Ana Allah rızası için bir kere de sağ ol dedi. Sağ olsun da. Anlaşıldı. Senin halinden belli oldu. Sen yine Meryem'le kavga etmişsin. Tövbe de. Ben kızımla kavga etmemişim. Kızım. Ne? Evet eski öyle dur. Vay arkadaş.
Peki. Kızın nerede ana? İki uşaklı kariba hesap mı verecek? Belki sağa süslenmek için ciribici almaya gitmiştir. Niye sorayım ona nereye diye? Ben kaynana mıyım? Hasbinallah beline vekil kurban olduğum Allah'ım. Peki ana. Karım nerede? Telefon aç öğren. Söyle de ona göre arayayım da. Ben onu bir tek bildiğim ha okumaya ev almıştım. 2,5 milyon yabancı para vermiştim. Oha biraz üzüldü. Kim söyledi bunu? Senin karın herif karıdır. Her şeyden haberi olur. Yok amca, bir şey bilmiyorlar. Findum. Barışmadık mı hala? Konuşmuyorum ben seninle. Hani 3 günden fazla küs kalmak günahtı? Tamam uşağım. Ben küslüğün hesabını veririm. Sen o tabancanın hesabını nasıl vereceksin? Yahu babaanne, yanlış yunlu şeyler anlatıyorlar sana. Yanlış. Konuşun, konuşun. Her bir şeyinizi konuşun. Nasıl olsa dinlemeyin ileride. Kafanıza göre istediğiniz gibi konuşun. Abi. Neredesiniz? Buradayım abi. Ayşen manyak mısın? Orası neresi? Bendeyiz abi. Sebep? Biraz kötüyüm de ablam da seni yalnız bırakmayayım dedi. Sen misin kötü olan ablam mı? İkimiz de biraz keyifsiziz. Sen ver telefonu ver ben keyiflendiririm onu. Sen ver. Israr ediyor. Efendim? Meryem bu başına buyruk kimseye haber vermeden ev gezmeleri falan nereden çıktı? Kız biraz rahatsızdı. Yalnız bırakmak istemedim. Rahatsız olan o mu sen misin? Keyfim yok Hızır. Evde misin? Evet. Bir gece çocuklarla vakit geçir işte. Ne güzel. Meryem bir şey mi çeviriyorsunuz? Bir gece müsaade et daha. İyi. Al bir gece de benden 2 gece. Bundan sonra ben aradım da telefonlarına bak Meryem Hanım. He mi? Tamam. Tamam. Abla. Civciv de arayıp duruyor. Ne diyeyim? Ablamın canı sıkkın yanındayım diyeceğim. Bunlara da söyle. Hızır inanmadı. Onları da arar şimdi. Çaktırmasınlar. Tamam canım.
Hızır abi mi? Evet. Uyuyor de. O da anlar şimdi bir şey olduğunu. Efendim abi. Neredesin? Nazlı'yım abi. Niye telefonuna bakmıyor, duymuyor mu? Uyuyor abi. Niye? Bir şey mi var? Yok, biraz halsiz hissediyorum, uzanacağım dedi. Sen ver telefona bakayım, ben bir sesini duyayım. Yeni uyumuştu ama. Ya eski yeni de ver, bir duyayım. Tamam abi. Efendim canım. Canın çıksın. Hayırdır Nazlı Hanım? Bu saatte ne uykusun? Saat kaç ki? Senin bir şey mi canın sıkkın? Yok. Uyuyordum. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok yok, bir şey olmadı. İyi uykular. Beni seviyor musun? Hazır. Cevap verdi. Vermeyeceğim. Bana bak, beni getirtme şimdi bu saatte oraya. Tamam, tamam. Seviyorum. Sadaka istemedikti. Hadi, iyi uykular. Lan bunlar bir hal karıştırıyorlar diyeceğim, diyemiyorum, yüzüm yok. Misafirler gelince bana haber ver. Senin telefonun arabada kaldı herhalde. Çantan da yoktu. Efoli, ne haber? Ne haber? İyiyim. Ödev yapıyorum. Yap kızım, yap. Aferin. Bana bak. Karnınız aç mı? Dışarıdan bir şey söyleyeyim mi? Canınız bir şey istiyor mu? Yok. Biz tokuz, bu saatte ne yemeği? Sordum da. Annem nerede, gelmedi hala? Ayşen ablan rahatsızlanmış biraz. Orada kalacakmış. Yalana bak. Kim bilir yine ne yaptın kadına da kaçtı evden. Hiç ananı tanımıyormuş gibi konuşuyorsun ya. Kızım, anan kaçar mı? Ben bir şey yapmış olsam, o burada sabaha kadar bekler. Başımın etini yer, bana dünyayı dar eder. O koltukta uyuyayım diye de odanın kapısını kilitler. Ya. Çalış hadi, çalış. Hmm.
Eşkıya. Ne yapıyorsun? Kitap okuyorum. Konusu ne? Suç ve Ceza. Ha bak ben de merak ediyorum onu. Şu oflu adamın neydi adı? Oflu adam? Ya işte var ya bir şey of. Ne? Raskolnikov. Heh, Raskolnikov. Şimdi baltayla gidiyor ya kadının evine. Ama savunmasında diyor ki vallahi o dakikaya kadar aklımda öldürmek yoktu. Birden öyle oldu. Sence oraya giderken planlamış mı? Yoksa gelişine mi sallamış baltayı? Baba ben daha kitabın 10. sayfasındayım ya. Kitabın sonunu söylediğin için sağ ol yani. Oğlum daha heyecanlı okursun işte. Ya balta var, ölüm var, kadın da var. Zaten bu evde bir şey konuşan da kabahat. Ben amcama haber verip geleyim. Hakikaten dinlenmiyor mu burası? Yok. Burası temiz. Hızır biliyor buranın temiz olduğunu. Dışarıda mışarıda mı? Yok. Ünal'ın dinleme ekipleri yok. Onun satın aldığı adamlar var. İçeriden bilgi sızdıran. Biliyorsanız niye engel olmuyorsunuz? Deşifrolu'nun yerine yenisini bulması sadece Ünal'a para kaybettir. Hem sadece bizim teşkilatla sınırlı düşünme. Bütün servislerle ilişkisi var. Adamım nerede? Ünal'ın elinde. Yaşıyor mu öldü mü? Son gördüğümde yaşıyordu. Onu nasıl orada bırakırsın? Ne deseydim? Özer Bey, adamı ver, Nevzat'a mı götüreceğim deseydim? Ne diyeceksen deseydim. Ben seni yarı yolda bırakmadım Hızır Reis. Elimden geleni yaptım. Zaten Betim benzin attı. Adamın neyi, ne kadar konuştu, hiçbir fikrimiz yok. Konuşsaydı Ünal seni bırakır mıydı? Seni bulmak için bıraktı. Ne biliyoruz? Adamını paketledi mi? Paketledi. Ha? Bir de istihbaratçı olacaksın. Adamına sahip çıkamıyorsun. Kendimi deşifre mi etseydim? Etseydin. Bir adam için değmez miydi? Nevzat. Köpeği bulmuş. Tasmayı bulmuş. Veterineri bulmuş. Adamını paketlemiş. Ünal'la Özer. Bütün bunları yaparken ayıkmadınız. Şimdi buraya geldim, burada hava civa mı yapıyorsun? Bana bak Hızır. Biz seni bütün pisliklerin içinden çıkardık. Sen bir adamı oradan çıkartamıyorsun. Daha ne diye seni masanın lideri yaptık? Bir dakika orada dur. Dur orada. Kimse kimseye bir yerin lideri falan yapmadı. Eğer öyle olsaydı baştan teklifinizi kabul ederdim. Ben senin hayatını kurtardım, hayatını. Senin hayatını kurtardığım yetmiyormuş gibi bir de adamlarının mı hayatını kurtaracağım da? Amca, Nevzat abi. Ünal gerçekten çok büyük bir adammış. Tam istediği noktadasınız. İsterseniz silah getireyim, birbirinizi vurun. En çok istediği şeyi yapın. Bir oturup konuşalım. Tartışarak bir yere varamayacağız. Ne diyorsun? Yalan söylüyor köpek. Ben tam olarak öyle düşünmüyorum. Yo. Nevzat köpeğini iyi eğitmiş. Diğer istihbarat örgütleriyle bütün bunları check et. Haklı olduğumu göreceksin. Daha fazla üstlerine gitmesen mi? Ben kimsenin üstüne gitmeyeceğim. Hızır gidecek.
Yeni lider o. Sağ ol abla. Sağ ol. Adamın konuşmuş muydun Nevzat Bey? Konuşturan Özer. Bir şeyler söylemiştir tabii. Ama neyi ne kadar söyledi onu hesap etmek zor. Senin yaşadığını, bu işi birlikte planladığımızı konuşmuş mudur? Yaşıyorsa anlatmamıştır. Öldüyse konuşmuştur. Özer'i arayacağım. Üstleriyle ilgili bilgiye ulaştım. Onunla teyit etmem lazım. Bana ver diyeceğim. Amca sana niye versin ki? Yanımda. Gel sor der. İşte onu diyorum. O zaman Nevzat Bey'in dediği gibi konuşmamıştır, yaşıyordur. Üstten bir şey öğrendim diyeceksin. Peki Özer demeyecek mi ne öğrendin diye? Diyecek. Ben de diyeceğim ki Nevzat ölmemiş. Ya adamımı öldürdüyse? O zaman da yalan söylememiş olacağım. Sen benden habersiz bu işi devlette yapmış olacaksın. Amca, fidanlıktan haberleri varsa? O zaman da mezarıma bir fidan da siz dikin de ne yapayım? Yok. Ünal Hızır'ı gözden çıkarmaz. Patronla konuştum. Çok öfkeli. Ama bu gece bir şeyler yapmasını engelledim. Ünal bunu biliyordur. Tepkinin Hızır'a karşı olmasını ister. O yüzden şimdi onu öldürmek hiç akıllıca olmaz. Ben de böyle düşünüyorum. Ünal'ın derdi beni öldürmek olsaydı çoktan öldürürdü. Onun derdi benim kökümü kurutmak. Ve devletin kendine karşı olan kanadını kırmak. Tek çare senin dediğini yapmak. Bak Nevzat Bey. Bu işin sonunda sen açığa çıkacaksın. Sen açığa çıkarsan sadece sen değil, herkes ölür. Şu an için yapacak başka bir şeyimiz yok. Yaşadığım ortaya çıkarsa masadakilerin hepsi ölür ya da içeri atılır. Ama sen yaşar mısın? Yaşarsan cezaevinden çıkar mısın? Onu bilmem. Abla günaydın. Günaydın. Günaydın Esra. Ben gidip İlyas'ı çağırayım.
Mahmut gelmiş. Ne işi varmış onun burada? Ben ne bileyim ne işi varmış. İlyas, Allah aşkına. Benimle ilgili bir şey söyleyecekse benim yanımda konuşsun. O kim ki seninle ilgili konuşsun? Hayırdır Mahmut? Selim abiye bir şey mi oldu? Allah korusun. Senin için daha fena İlyas. Konuşmamız lazım. Esra! Sırtıma ceketimi getir. Dinliyorum. Bu olanlardan Hızır abinin de haberi yok. Hangisi? Şu geçenlerde konuştuğumuz mevzu mu? Hayır. Daha kötü. Mahmut, geveleme. Ne de? Dün gece Nazlı'yla Meryem abla buluşmuşlar. Nasıl? Nazlı'yı arabasını almış Meryem abla. Başlamışlar tartışmaya. Meryem abla arabayı son sürat duvara vurmuş. Sen ne diyorsun ya? Çok şükür. İkisinde de kalıcı bir şey yok da. İkisi hastanede hala. Abimin nasıl haberi olmaz böyle bir şeyden? Yengen tembih etmiş. Yaren bana anlatınca dedim gelip sana söyleyeyim. Başka kim biliyor bunu? Kimsenin haberi yok. Abime bile söylemedim. Tamam, sağ ol. Hastaneye mi gideceksin? Bekleyeyim seni. Hayır. Bekleme. Hastaneye de gitme. Mahmut, abim gelir, bu mesele senin sırtına kalır. Sen ne diyorsan İlyas. Eyvallah. Ne olmuş? Telefonum nerede? İlyas, ne olur onun dediğiyle yola çıkma. Yine yalan söylüyordur. İnşallah yalandır. Telefonumu ver. Hayır İlyas. Abi evde misin? Evdeyiz.
Yengene bir terk etti, ananla anaoğul keyfi yapıyoruz. Tamam, ben de geliyorum şimdi abi oraya. Geleceksen sucuk yapayım lan. İlyas, ne olmuş? Bir söyler misin? Of. Of. Yengem gitmiş Nazlı'yı arabasına almış. Duvara girmişler. Abimin de her zamanki gibi hiçbir şeyden haberi yok. Kalkmış bana sucuk yer misin diye soruyor. Meryem yenge kiminle kaza yapmış? Kaza yapmamış Esra. Öldürmeye kalkmış. Eyvahlar olsun. En azından doğru bir tepki verdin. Sucuk yer misin değil. Hay Allah'ım ya. Benim burada olduğumu niye söylemedin amca? Tam söyleyecektim, yüzüme kapattı. Kesilmiştir, niye kapatsın? Yok, anasının oğlu. Lafı bitti mi kapatır. İlyas'ın tutumludur. İlyas'ım öyledir, İlyas'ım böyledir. Ha bu Hızır'ın nasıldır? İyidir, nasıl olsun. Peki torunun nasıldır? Ömer'im çok iyidir. Öbür torunun nasıldır? Zeyno. Koca ev varınca o da iyi olacak. Yahu babaanne, bu torunun nasıldır? Sen onun üstünü silmişsin. Üstüne gitme şu anda. İlyas yeteri kadar gideyim. Hadi. Al biraz bundan da kumlan. Yeter, ben gidiyorum. Belli ki hiç kan ama manama yok işte. Abla, geliyormuş doktorlar. Son tetkiklere bakıp taburcu edecekler zaten. Çocuklar meraktan ölmüştür. Merak eden falan yok ablacığım, okuldalar. Çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksa. Özür dilerim yavrularım. Dün gece kendimi de, kardeşinizi de, annesini de öldürüyordum. Ay Nazlı, Allah aşkına sus, duyacak. Ya Yaren, esas bu çocuk her şeyi görüyor, duyuyor. Her gün yeni bir travmaya şahit oluyor. Hayatım tamam. Bak çıkalım bir buradan. Ondan sonra konuşacağız hepsini, tamam mı? Abim çay koyar yarımsağda. İstemez Lütfi. İlyas çık dışarı. İlyas. İlyas, burası devlet memleket meselesi konuşulacak yer değil. Aile meselesi konuşmaya geldim ben de abi. Biz sanki kapının önünde kuçi. Ben de çıkayım. Sen başka aileden misin? Zaten her altı biliyorsun, otur. O kız Aydın'dan gelsin diye hersleniysen izin vermem. Anne ne diyorsun ya? Ne Aydın'ın Muğla'sı, Manisa'sı? Yengem nerede? Neredeyse nerede? Benim karım oğlum, sana ne? Hastanede. Acil serviste yatıyor. Ne diyorsun İlyas sen? Ne olmuş ki? Nazlı'yı arabasını almış. Sonra son sürat duvara girmişler. İlyas sen ne diyorsun lan? Diyorum ki şu kadınlar meselesine artık bir son versen. Gizli gizli iş çevirmesen. Alparslan'la olsa bile. Bu özelimizi... Ben de
Mahmut Çakalı'ndan duymasam abi. Abla, nereden çıkardın ya bu Nurten, Murten? Biz masaya oturtacak adam bulamıyoruz. El alemin karısının kocasını arıyoruz. Memleketlimiz de ha? İspirli. Hem o insanların dualarıyla oturdun o masalara, oralara geldin. Abla, bak ben bu Hızır'a dalmamak için zor tutuyorum kendimi. Belli ki bu mevzuda bir yerlerde bir iş çevirmişler. Bu Nurten'in kocası bunların adamı değil mi? Başka kim yok etmiş olacak? Kardeşim, bu işin altından Hızır'ın çıkacağı kesin. Ama birileriyle masaya oturuyorsan o ailenin sırlarını da bileceksin. Kurban oldum. Ceketini giy, hadi üşütme. Hadi. Peki ablam. Peki. Bacım, sen niye başlamadın? Nimet bekletilir mi? Estağfurullah abi. Anlat bacım. Sen Nazlı'yı söyle. Gerisini ben anlattım. İşte abi kapı çaldı. Nazlı diye bir kız geldi. Nazlı. Kimmiş bu Nazlı? Dursun'un bir şeysi miymiş? Hızır abinin ikinci hanımıymış. Peki, ne işi var bu Nazlı'nın senin evinde? Abi benim anladığım, Meryem abla zarar versin diye bu kıza Dursun'u yollamış. Dursun da beceremediyse, demek... Tipim. Bak, genç yaşta dul kaldı Nurten. Dur be ablam, dur be ablam.
Dur bir. Olduğu öldüğü öğrenmeden. Tamam. Ben önünü ardını öğrenirim. Gereken de yaparım. Siz burada ne yapıyorsunuz? Hazır. Kesin lan sesinizi! Ben ne iş yapıyorum? Siz ne iş yapıyorsunuz? Ha? Hiçbir iş yapmayıp bana özenip benim işimi yapmaya kalkıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Birbirinizi öldürmeye kalkıyorsunuz. Ha? Manyak mısınız lan siz? Bana söyleseydiniz. Ben ölmedim de. Bana söyleseydiniz ben yapardım. İkinizi de öldürür gömerdim. Üstelik sizin gibi beceriksizlik yapmazdım. İşimi tam yapardım. Canım. Canını sıkarım senin. Sus. Hazır. O kız bir şey yapmadı. Ne söyleyeceksen bana söyle. Bir gece kaldınız. Kanka mı oldunuz? O bir şey yapmadı. Bütün suç benim. Kabahatli benim. Suç bende, kabahat bende. Öyle mi? Ha? Bırak şimdi kabahati mabahati. Senin iki tane çocuğun, onun da karnında bir çocuk var. Ne demek arabayı duvara çarpmak? Ne demek lan arabayı duvara çarpmak? Madem çarptın, niye ölmedin? Hı? Ha? Sen? Kanka olmak için mi gittin oraya? Sokak aralarında görüşmeler, görüşmeler. Ha? Ne? Ben Dursun'u sormaya gittim.
Karın da kabul etti. Dursun işini bitirttiğini. Doğru söylüyor. İkinizin de Allah belasını versin. Diyeceğim de. Beni göndererek Allah sizin belanızı vermiş zaten. Ya anne sen beni meraktan öldürecek misin Allah aşkına? Söylesene. Yoksa bu sefer sen mi kovdun gelinini evden? Meryem benim gelinim değildir. Kızımdır. İyi. Kızın nerede? Ah, talihsiz ablam benim. Meryem'e bir şey mi oldu teyze? Çok şükür az bir şey oldu. Lütfiye. Anlat da. Bir kere de iyi haberleri ben vereyim. Nerede felaket, ölüm, kaza var Lütfiye anlat. Ay şimdi keseceğim kendimi. Ne oldu? Kes ablacığım kes. Kesilecek gündür. Lütfiye şimdi kalkar döverim seni. Anlat da ne oldu? Meryem kendi canına giymeye kalktı. Yanında da Nazlı'yı almış. Ne diyorsun teyze? Öyle. Ah, çok şükür Yunus'un bile sağ. Bir daha Allah'a inanmayılar. Allah olmasaydı o arabanın içinden Uccanli nasıl çıkacaktı? Vallahi de biliyordum, billahi de biliyordum ben bunu ya. Rüyasını gördüm. Meryem ablaya da söyledim bir sadaka ver diye. O da git kocan versin. Bütün param kocanda dedi. Ah servet gözün kör olmasın. Vermemiş sadakayı görüyor musun? Becer. Ne parası? Sizin yüzünüzden karnımdaki uşağı saklıyorum. Ha şimdi şuraya düşecek. Hatice. Ne? Hamile misin sen? Hatice abla, ne kıskanç kareymişsin sen ha? Hemen Ayşe'nin peşi sıra doğur. Lütfiye. Virüs müdür, mikrop mudur? Herkes hamile, bu ne ya? Tabii. Azrail kol gezerken öbür melekler boş müdür ay? Çocuk getiriyorlar da. Teyze. Ben bir hastaneye gideyim o zaman. Yok yok gitme. Çıkmış Meryem ablam geliymiş. Git sen o bir kızla ilgilen. Ya Rabbim. Nedir bu uşaklarım lan? Torunlarımın çekti o.
Hatice. Kız mı erkek mi? Hay mi becel, hatta belli değil. Allah'ım, bu ne güzellik. Hatice, bu kesin erkek. Ayşe'ninki bence kız, ona söylemedim daha. Çok çirkinleşti, fark ettin mi? Aa, mübeccel çok ayıp. Mübeccel. Senden bir tek isteğim var. Ha bu fitne hallerinle milleti çıldırt. Ağır havayı defet gitsin da. Anneciğim, ben bugünlerin kadınıyım. Sen merak etme, benim işim bu. Hadi Allah'a emanet olun, konuşuruz gene. Hadi. Demek ben mevzu saklıyorum. Öyle mi İlyas Bey? Evet abi, sen saklıyorsun. Ben söylemiyorum. Çünkü söylemesi gereken kişi ben değilim. Ulan götürüp Dursun'u gömüyorsunuz. Bana niye söylemiyorsunuz? Ne diyeceğim ha? Zaten herif kızın evine girmiş. Aferin diyeceğim. Tamam abi, bize öyle diyeceksin. Eve gidip bunu bahane edeceksin, sonra yengemi kapı dışına atacaksın. Ulan benim karım benim evim. İstediğimi yaparım, sana ne lan? Abi ben de tam olarak bundan bahsediyorum. Ev senin, yengem senin, Nazlı senin, problem de senin. Hadi bu. Yengesinden korktu, gelip söyleyemedi. Tırsak, tırstı. Sen, ha? Bana yalan söylemek ne demek Vehbi? Sana üç kere sordum, üç kere. Yalan söylemedim reis. Üçünde de geçiştirdim. Geçiştirdin. Ben seni bir geçiştiririm be. Ve var ya, geçişik kalırsın bak. Arafta kalırsın. Feleğini şaşırtırım. Ben İlyas'a sordum. Onun kararıydı. Onun sana söylemesi gerekiyordu. Gerisi beni aşar. Öyle değil mi İlyas? Doğrudur abi. Peki ulan enişte! Buyur dayı. Sen ki her halt dayanamaz, her yerde söylersin. Ulan bunu bu kadar süre ağzının içinde nasıl tuttun da söylemedin? Vallahi biraz daha ortaya çıkmasaydı verem olacaktım dayı. Hatice'ye bile söyleyemedim, düşün yani. Ulan madem kimseye söyleyemeyecektin, niye herifi öldürdün? Ki sen böyle bir adam değilsin. Ben çok değiştim dayı. Üstelik size bir müjdem var. Civciv'in kızına, senin de yeğeni olduğuna benden de bir arkadaş geliyor. Enişte, ha? Benim niye kızım oluyor? Benim oğlum senin çocuğunla niye arkadaş oluyor? Anneleri arkadaş ya dayı. O açıdan şey ettim ama bir tebrik beklerdim doğrusu. Ha, ilk defa baba oluyorsun. Bırak derip babalık sevincini yaşasın lan. Tabii. Hatice'ye Dursun'u anlatamadın ama gittin Hatice'yi... Abi. Bu arada Mahmut yengemin meselesinde... Dursun meselesini de biliyor. Bilirse bilsin. Ne yapalım yani? Gidip polise mi anlatacak? Ben bilmem artık. İkiniz karar verirsiniz. Amca yeter daha. Sen Vehbi abiye tembih ettin. Reisine. 40 yıllık reisine. Amcama senin sırrını söylemiyor, mesele olmuyor. Ben sana amcamın sırrını söylemiyorum, mesele oluyor. O Vehbi. Abi, ben amcanım. O birinci amcam, ben ikinci amcanım. Hadi gel, otur şuraya otur. Otur da gece Nevzat'la ne konuşuyorsak anlatayım, sonra vır vır etme. Enişte, bu arada tebrik ederim. Sağ ol kardeşim. Şimdi Ünal büyük ihtimalle her şeyi biliyor. Beni masanın lideri yaptı ki... Beni hem devletle hem de alemle düşman etsin. Alemle düşman olunur ama devletle olunmaz. Abi, biz bu Ünal'ı niye öldürmüyoruz? Doğru diyor dayı. Madem devlet arkamızda, masanın da lideriyiz. İndirelim, bitsin.
Geçiştirdin ya şimdi çocuk mocuk, bizi yumuşattın değil mi? Ha? Öldürelim bitsin. Bu, bu değil mi? Oğlum anlamıyor musunuz lan? Biz önce iş adamıyız, iş adamı. Devlete mi silah satacağız? Ha? Çocuk babası. Yunalı öldürmesini öldürürüz. Ama masayı da ticareti de kaybederiz. Bu adamlar devletle işbirliği içinde olduğumuzu öğrenirse bize sırtını döner. Ünal'ın da istediği bu. Peki sen ne öneriyorsun? Nevzat amcana mı sırtımızı dönelim? İlyas amcam, sırtımızı birbirimize dayayalım. Şu andan itibaren herkes düşman. Biz bu adamları ve önerdikleri adamları kontrolümüz altına almazsak kaybederiz. Devlet de kaybedenin yanında yer almaz. Ben Ünal'ın yanına Alparslan'la gideceğim. Onunla konuşmamıza göre de gidip Nevzat'la görüşeceğiz. Kalk Alparslan, kalk. Tamam, tamam. Geçti artık. Geçti canım. Abla ben böyle olsun istemedim ki. Tek istediğim huzurlu bir hayattı. Bak nelere sebep oldum. Sana müjdeli bir haber vereyim mi? Ben de hamileyim. Ay sahiden mi? Çok sevindim. Şimdi artık bak, hamile insan onu yapmayacaktım, bunu etmeyecektim demeyecek. Artık düşünmemiz gereken çocuğumuz. Zaten olan olmuş. Allah'a çok şükür. Sen de oğlun da bu badireyi atlattınız. Çok şükür Meryem'e de bir şey olmadı. Artık kapansın gitsin bu mevzu. Hızır da bana çok kızdı. Çok fazla hakaret etti. Ben bu kadarını hak etmemiştim. O zaman sen de hak ettiğin kadarını üstüne al. Üstünü de bırak Meryem alsın. Zaten adamı sizi öldürmediğine şükretmeniz lazım. Hatice abla. Hı. Nazlı Dursun olayını da söyledi Hızır abiye. Of 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 Nazlı ne yaptın? Kapat gitsin artık bu mevzu. Ablacığım, biraz salonda otursaydın. Zaten yatmaktan geliyorsun. Ne kapatacaksın şimdi kendini odaya? Ağrım var. Ah! Ah! Lütfiye. Edde. Bir şey istemiyorum anne. Hey, inat etme daha. Bir sürü ilaç verdiler, dinlenmem lazım. Dinlen sen ablacığım, dinlen. Merak etme, biz çocuklarla ilgileniriz. Kaza etti deruk biz. Siz bir şey demeyin, ben konuşacağım çocuklarla. Allah'ım. Sen sağ salimsin ya, ona bak. Ya ne olur Allah aşkına. Bir kere de kendini düşün şu hayatta. Yok Hızır abi, yok çocuklar, yok kaynana. Dert etme artık bunları. Ne olur dert etme. Etmeyeceğim. Artık hiçbir şey dahil etmeyeceğim. Ayşen beni yukarı çıkar. Thank you.
Bitmiş vallahi dağ gibi kadın. Bu becer. Ben sana böyle mi tembih ettim? Anne ben senin yanında riya yapamıyorum ki. Lütfiye. Hey ana. Bir paça yapalım. Ana ev kokayı da. Uşaklar sevmiyor paçayı. Kapıda piş şurada. Bir kap ver. Hadi acele. Canın yanıyor mu abla? Çok yanıyor Ayşen. Çok yanıyor. O kadının yanında duyduğum hakaretler... ...çok canımı yakıyor. Kazadan sağ çıkınca Zeyno ile Ömer geldi gözümün önüne. Yaşıyorum diye sevindim. Hele de kıza bir şey olmayınca. Ama sonra Hızır hastaneye gelip de... ...hakaretler etmeye başlayınca... Allah'ım keşke alsaydın canımı dedim. Allah korusun. Böyle şeyler düşünme abla ne olur. Vebal diyordum. Vebalini ödeyeceğim. Ama belli ki tahminimden ağır ödeyeceğim. Adnan, nasılsın? İyiyim Özlem Hanım. Siz nasılsınız? İyi, teşekkürler. Hızır abim burada. Evet. O zaman selam söylersin. Ne yapıyorsun sen burada? Amcamı bekliyorum. Bu kadar kalpsizsin yani. Aramızda hiçbir şey geçmemiş gibi bir de evimin önüne kadar geliyorsun. Özlem iş bu. Ne alakası var? Yazık. Çok yazık. Kimdi o arabanın içindeki? Tanıdık biri mi? Tanımadım abi. Plakayı öğrenelim. Bakalım kimmiş? Tamam abi. Adamdan daha fazlasını öğrenebildiniz mi? Kendine geldikçe bir şeyler anlatıyor ama tam istediğimiz kadarını değil. Ben de soru sormak istiyorum. Ne soracaksan hazır. Bu kadar ısrar ediyorsun.
Ünal Bey biliyorsunuz Nevzat'ı ben öldürdüm. Ama öldüğüne inanmıyorum. Anlamadım. Nevzat'ı öldüren birini devlet bu kadar kolay dışarıya bırakmaz. Siz ne yaparsanız yapın. Çıktığım günden beri bunu düşünüyorum. Bu iş nasıl oldu diye. Peki sence nasıl oldu? Devlet masayı dinliyorsa benim oraya gideceğimi de biliyordu. Nevzat'ı ilaçla öldüreceğimi de biliyordu. Masayı dinleyebilen devlet benim her şeyimi dinliyordu. Ya Nevzat'tan nefret eden bir grubun adamı bu? Ki hiç sanmıyorum. Ya da Nevzat yaşıyor. Devlet bize çok büyük bir oyun oynadı. İşte Özel de bu soruları sorup cevabını bulmak istiyor. Benimle de paylaşacak mısınız artık cevabı? Evet, Nevzat yaşıyor. Bu operasyonu hala o yönetiyor. Nerede? Bu sorunun cevabını vermeyecek kadar dirayetli. Belki kendi de bilmiyor. Peki. O zaman bırakalım adama gitsin. Nasıl olsa Nevzat'a gidecek. Biz de yerini tespit ederiz. Benim istediğim bu değil. Nevzat'ın adamını bizzat istemesi. Nevzat böyle bir şey yapar mı sizce? Nevzat'ı sen de tanıyorsunuzdur. Daha önce bana da geldi, sana da geldi. Bana gelmese bile sana mutlaka girecektir. Tut ki bana geldi. Ne yapacağız? Öldürecek miyiz Nevzat'ı? O zaten ölü. Nevzat'ın üzerindeki adam bunca yıl kendini saklamış. Bize düşen de onu bulup ortaya çıkarmak. Yardım edeyim mi Davut Bey? Elleme Nevzat. İçtiyse balığı da berbat etme. Tamam, haklısınız. Bana kızmanızı anlıyorum ama o kadarını değil. Ben seni mafyayı yönet diye göndereyim. Sen git bir çocuğu yönetmeye kalk. Şu anda Hızır'ı o çocuk yönetiyor. Yönetiyor mu Nevzat? Ünal her şeyi buruşturdu attı. Mafya eliyle silah sanayi yaratmaya uğraşayım. Buna bir şekilde bütün dünyayı ikna edeyim. Sonra git. Sen elindeki adamı Ünal'a kaptır. Bütün projenin içine et.
Bütün planlarımızı bugüne kadar kusursuz getirdik. Ünal da Özer de gerizekalı değil. Bize hayat verdiysek bin tane de problem çözdük. Ben zayiatında değilim. Adamımız ne anlattı biliyor musunuz? Hiçbir şey. Sadece benim hayatta olduğumu söylemiştir. Onu da Hızır Ünal'a söyleyecekti bir şekilde. Planın ne? Ünal benim peşime düşecek. Ama sizin kim olduğunuzu öğrenmek için düşecek. Ben balık değilim. Yem de değilim. Balıkçıyım. Balıkçı. Ben ağımı atarım, oltamı atarım. Az çıkarsa yerim. Çok çıkarsa da dağıtırım. Demek Ünal benim peşime düşüyor, değil mi? Ben onun emir olduğumu 40 yıldır çok iyi biliyorum. Ama o daha benim kim olduğumu öğrenemedi. Bu saatten sonra da öğrenmesine izin verecek değilim. Hızır'dan kopma. Hızır'dan koparsan kontrolümüzü kaybederiz. Bu da beni çok sinirlendirir. Al. Balını berbat etme dedim. Soğumadan ye. Ağalar, beyler, ben sizin masanızdan kaçtıkça siz masanızı getirip önüme koyuyorsunuz. Fikrini de mi sormayalım Şahin ağa? Ya Hızır size demiş ki istediğinizi masaya oturtun. Şimdi gelmiş. Adamları bana niye soruyorsunuz? Çünkü senin Hızır'ının sağa solu belli olmaz. Sonra der ki, yok benim sevmediğim adamları masaya oturttular, yok düşmanımı önerdiler. Artık dayanacak gücümüz kalmadı Şahin ağa. Kardeş, size bir şey soracağım. Siz haç arkadaşı mı arıyorsunuz? Yoksa ahiretlik peşinde misiniz? Anlamadım Şahin ağa. Kardeş, gittiğiniz yol belli. Bu yolculuğa namazında, niyazında nur yüzlü adamlarla çıkacak haliniz yok. Önerilen adamların biri diğerinden daha beter, daha az beter, ne fark eder? Ne biliyorsun? Belki hacca gideceğim, sıcak yer. Sen fikrini söyle. Tipi, ablana sor. Her şeyi ablana soruyorsun. Sordum. Sevmediğim adamı söyledi. Peki benimkilere ne diyorsun Şahin ağa? Şu kadarını diyorum Refi'yim. İlk seninki ölür. Yapma Şahin ağa. Hem adamların yüzer milyon dolarını alıp hem de canlarını mı alacağız? Size ne söylesem beğenmiyorsunuz. Seçtiğiniz adamları
Ben 20 yıldır arıyorum, bulamıyorum. Bulsam ne yaparım? O ayrı. Şahina, sana hiçbir şey söylemedi mi Hızır? Vallahi de söylemedi, billahi de söylemedi. Niyeyse, demokrasiden de anlamam. Öyle yürütecekmiş. Eyvallah. Bize müsaade. Müsaade sizin. Dadaş. Ya diyorum ki, bana gidelim. Şu mevzuyu bir neticeye bağlayalım. Olur tipim. Cağ kebabı da var mı? Olmaz mı? Hepsi var Ahmet'im, hepsi var. Ha? Olur dadaş. Hadi. Var. Evlat, Fahri'den bir haber var mı? Hızır abiyle görüşecekmiş. Hızır abi de gelmiyor, Fahri abi de gelmiyor. Çaktı adamları bana, kendisi yok. Nasıl gelsin? Sıkıntı büyük. Doğru. Evlat. Buyur baba. Ben diyorum ki, gideyim, Ünal'a sıkayım, içeri döneyim. Bunlar da rahat etsin. Hızır da rahat etsin. Ben de rahat etsin. Baba, müsaade et, ben bitireyim. Senin içeride vır vırını çekemem. Sevincimiz iki gün sürmüyor arkadaş. Bu nasıl iş ya? Senin hattane işi nasıl gidiyor Servet abi? Aa, iyi, iyi maşallah. Şimdi reis de en tepede olduğu için iş yağıyor. Maşallah. O zaman nedir o iki gün sürmeyen sevincin? İlyas, beni depoya almıyorsunuz diye bir şey bilmiyorum zannetme. Ne biliyorsun Servet abi? Tipi, Refik, Selim, Ahmet piyasayı dolanıyor. Piyasada dolanan her lafta benim kulağıma geliyor. Yani o adamlarla Hızır abinin işi zor, öyle masa falan yönetilmez. Servet. Bazen dilini kesin diyorum, elinle yazarsın. Elini kesin diyorum, iş yapamazsın. Sözünü kesmek de sende hiçbir işe yaramıyor. Azıcık beni dinlesen çözülmeyecek, bulmaca karesi kalmayacak Vehbi. Kimler onlar Servet abi? Dinlenme ihtimaline karşı
Kağıda yazdım. Size dedim de, dili dursa eli durmuyor. Sizce dayıdan ne zaman haber gelir? Biz bu gece buradayız. Senin Hatice ablayı görme ihtimalin sıfır. Ay yok ya, onun için söylemedim. Şu isim mevzusunu bir konuşayım diyorum. Allah'ım yarabbim, sen iyi misin enişte ya? Çok şükür. Daha iyi günlerim dolmuştu. Üç isim koymak yasak. Ünal, Özer, Nevzat. Ha bir de İlyas ismini de koymazsan sevinirim. İnadına Mahmut koyacağım İlyas. Sen neye trip atıyorsun? Koy enişte. Koy. Mahmut koy. Hatta Mahmut Can koy. Bir dakika ya. Nevzat niye olmuyor onu anlamadım. Bir şey de anlamadı. Bir şey de anlamadı Servet. Abla, bence annemi uyandıralım. Kendisine gelince konuşacakmış Ömer. Aşağıdakiler niye bize bir şey demiyor ki? Var ya, bu işin içinde bir pislik var. Var, belli. Sen arabayı gördün mü? Ben fotoğraflarını gördüm de arabanın ön kısmı yok. Ya nasıl olur? Anlamıyorum ki düz yolda giderken düz duvara çarpmak. Abla, gidip soralım. Bence hiçbir şey sormayalım. Kendisi istediği zaman ne kadar ne anlatmak istiyorsa onu anlatsın. Yazıktır. Anneme de yazıktır. Yani sofrayı da kendimize hazırlamışız gibi oldu. Ayıp oldu. Kadıncağız yukarıda yatıyor. Yok, yemeyeceğim dedi ya abla. Lütfiye. He ana. Paçayı götür. Ana, sen istiyorsun ki paçayı döksün camdan aşağı. Bırak. Bırak, ben götürürüm. Tepsiyi getir. Anne, çocuklar bizde mi yesin, sonra mı yerler? Yok, siz başlayın. Ekmek getir. Ben götürdüm. Tamam. Hadi. Siz başlayın. Lütfiye. Gidip bir kapıyı dinleseydin ne konuşuyorlar acaba? Ne var merak ettim. Anne, içmeyeceğim dedim. İçme kızım. Ben bahane ettim de geldim. De ba, iyi misin? Değilim anne. Uşaklara sonra konuşacağım demişsin. Kendimi biraz toparlayayım. Sonra. Ne diyeceksin onlara? Bilmiyorum. Yalan söylemeye gönlüm razı değil. Doğrusunu söylemeye de açıkçası utanıyorum. Senin utanacak bir şey yapmadın kızım. Aklın başından gitti. Ne yaptı onu bilmedin. Yuvan için
ailenin için. Öyle deme anne. Yaptım, yanlıştı. Ben demiyorum ki doğrudur. Kızım, sen benim için çok kıymetlisin. Bana desen, Hizur mi, ben mi? Ben seni derim. Bunu da bana bir ay sonra hatırlatsan inkar ederim. Anne. Ben ne yapacağım? Nasıl toparlayacağım kendimi? Ailemi? Sor bana, ben ha bu yaşa nasıl geldim? Sor da. Nasıl geldin? Gençliğim de aynı senin gibiydi. Aman Yunus ne der, aman uşaklar ne ister. Bir sefer gözümü açtım ki Trabzon Devlet Hastanesi'ndeyim. Ulan dedim, bana ne oldu? Dediler, Hayriye Hanım, kendini çaldım denize. Dedim, tövbe deyim, ben yapmam öyle şey. Ama yapmışım kızım, yapmışım. Aklım başımdan gitmiş. Sen... Benim. Nasıl bunaldıysam, düşmanlar, uşaklar, yokluk. Bizimkiler de tepemde. Zaten akilleri yok idi, hepten delirmişler. Ula dedim Hayriye, sen bunlara lazımsın. İyi kötü ben lazımım. Ben olmazsam ha bunlar dışarıda açlıktan, soğuktan ölecek. İçeride kocam derdin denilecek. O günden sonra dedim, onca ben. Yarından tezi yok. Diyeceksin o, onca ben. Hizır da sorsa, uşaklar da sorsa, ben de sorsam diyeceksin önce ben. Ben diyemem. Dedin. Lafına benle başladım. Ah, güzel kızım. Oh. İçecek misin paçayı? İçeceğim. Uşakları yollayacağım, onlar içirsinler. Bu saatten sonra kaşığı bile kaldırmayacağım. Hadi. Hadi gönderim uşakları. Ömer! Zeyno! Efendim babaanne? Uy, başımı kaldırdım, tansiyonum çıktı. İnin aşağıda. Babaanne, sen niye buraya çıktın ki? Ananıza paça götürdüm. Siz de evlatlık yapın da ona onu içirin.
Süt akı var kadının. Anneciğim, uyuyabildin mi? Uyudum. İyi geldi. Dur, ben sana yedireyim. Köfteye bak sen. Becerebilecek misin? Ya abla beceririm, ne var ki? Anne, sen biraz doğrulabilir misin? Dikkat et anneciğim. Anneciğim. Ya nasıl oldu bu kaza? Kaza bu Zeyno'cum. Olur. Ben biraz iyileşeyim. Sonra anlatırım. Peki anneciğim. Geldik ama iyi mi yaptık bilemedim. Zamanında Hızır Reis uyanıklık yaptı. Burayı şüpheli bir yer olmaktan çıkardı. Sen inaları takip ettiriyorsundur. Dinleyenler var. Buraya doğru bir hareket olursa haber verecekler. Yeni adamın kim? Tanıştırırım. Bu sefer tek kişi değil. Güçlü bir ekibim var. Geldiler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yaptınız? Adamın yaşıyor. Biliyordum. Konuşmayacağını biliyordum. Ama senin yaşadığını söylemiş. O mu söylemiş, sen mi söyledin? Ben de söyledim. Neyin peşindeler? Patronum. Bunu da biliyordum. Peki. O zaman planımız şu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada dur. Plan falan yok. Yol burada bitti. Buraya kadar. Anlamadım. Bak Nevzat Bey. Ben devletimi severim. Zeval gelsin de istemem. Ama ben gayrimeşru bir adamım. Bana meşru limon sat desen beceremem. Geldiğim yere öyle planlarla milanlarla falan gelmedim. Nasıl geldin?
nasıl geldim? Söyleyeyim. Anama sorarsan duasıyla. Kardeşime sorarsan cesaretiyle. Ünal'a sorarsan tercihiyle. Karıma sorarsan şansıyla. Sana hiç sormuyorum. Zaten senin ne diyeceğini ikimiz de biliyoruz. Ben senin fikrini soruyorum. Buralara nasıl geldin? Vura vura. Kıra kıra. Yıka yıka, yıkıla yıkıla. Ama tek gün bile yarın ne olacak demeden. Yani bileğimin hakkıyla. O bileğini bükerler Hızır Reis. Boynumuz bükülmesin de bileğimizin bükülmesi önemli değil. Savaş bu. Yıkmak da var, yıkılmak da. Devletini karşına alma. İşte ben de tam bunu diyorum. Nevzat Bey, ya yanımda dur ya ardımda. Ama karşımda durma. Karşımda durunca göremiyorum. Önümü kapatıyorsun. Alparslan. Buyur amca. Nevzat Bey'le vedalaşın. Sıkıntıdan ölüyorum Esra. Geçip gel hayatım. Yok, duracağım daha. Saçmalıyorsun. Alparslan beni başkasıyla gördüğünü söyledi mi? İlyas gelmedi daha. Alparslan diyorum. Ben ne bileyim, bir şey dese İlyas'a demiştir. Beni aramadı. Biraz daha oturayım burada o zaman. Yapma böyle şeyler. Başına dert açacaksın. Tam istediğim bu. Müsaade anne, ben geliyorum.
sene 341 nefsime uydum. Sebep oldu şeytan, bir cana kıydım. Katil defterine adımı koydum. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Katil defterine adımı koydum. Eşkıya dünyaya.